Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır çekmeyi düşündüğüm, planladığım bu güzel video için karşınızdayım. Kapakta da gördüğünüz üzere sevdiğim yazarlar köşesinin yeni konuğu Panayit İstirahati. Panayit İstirahati ile ilgili konuşmak için elime kitaplarını aldım ve Panayit İstirahati'nin burada bir müzesi var, evi var. Evini müze haline getirmişler. Onun oraya geldim. Breyla'dayız şu anda. Güzel bir video olacak, öyle hissediyorum. Hava çok güzel. Yani benim sevdiğim serin, hafif yağmurlu ama sıcak. Bu mekanda şu anda çok güneşli olmadığı için o kadar da kalabalık değil. Burada Millet Bahçesi'nde Breyla'da güzel bir video çekeceğim. Hadi bakalım. Evet, Panayit İstirahati'nin önce bir müzesinden bazı görüntülerle başlayacağız. Biraz onu da göstermek istiyorum size çünkü gezeceğiz, göreceğiz. Bu arada gezeceğiz ve göreceğiz dediğim ben ve alter egom sanırım. Çünkü tek başımayım bugün. Evet. 19. yüzyıldan bir ev. Yani yanlış bilmiyorsam, çok da uydurmak istemiyorum, birazdan bilgi sahibi olacağım. Yanlış bilmiyorsam Panayit İstirahati'nin bu evle hiçbir bağlantısı yok. Bildiğim kadarıyla. Bu evde doğmamış, bu evde büyümemiş diye biliyorum. Ama içerisinde Panayit İstirahati'yi hatırlatan güzel eşyaların da olduğu bir müze olduğunu biliyorum. Bakalım bizi ne bekliyor içeride. Arkadaşlar, müzeye girdiğimiz zaman bakın bizi böyle resimler karşılıyor. Öncelikle Panayit İstirahati'nin kitaplarının değişik dillerde baskıları var. Bakın Breyla'da burada Varlık Yayınları'nın baskıları mevcut. Kendisinin, bakın hatta şöyle göstereyim, hepsini göstermeyeceğim. Burada farklı farklı dillerde yazılmış halleri var. Bir de orijinallerini göstereceğim size. Ama bakın burada bizim Türkçe baskıları var. Muhtemelen birinci baskılarıdır bunların hepsi. Burada. Burada Panayit İstirahati'nin evlilik hayatıyla ilgili resimler var. 4 tane karısı ile ilgili resimler burada. İlki ve sonuncusu Romen'miş. Diğeri Fransız ve İsviçreliymiş. Bakın burada yine Türk okurların çok sevdiği Kazancakis'le olan dostluğunun belgeleri, resimler mevcut. Ayrıca Kazancakis Zorba'da da ilk başta Zorba'yı Panayit İstirahati'ye benzetiyor. Bilmiyorum, soluksuzum şu anda gerçekten arkadaşlar, çok beklemiyordum bu kadar güzel bir şeyle karşılaşacağımı. Bunlar da gördüğünüz gibi Panayit İstirahati'nin kitaplarının hepsinin ilk Fransızca orijinal baskıları. Yine bakın burada Breyla'nın bir planı var. İbrail diye geçiyor kitaplarında. Bakın Breyla'da, İbrail'de ya da nasıl derseniz, Panayit İstirahati'nin hikayelerinin geçtiği yerler. Ve bakın Baraga'nın dikenleri burada resmedilmiş. Size bunu da göstermek isterim. Burada 1921 yılından bir resmi var Panayit İstirahati'nin. Biraz sonra bu resimde görülen orijinal çizmeleri ve şapkasını göstereceğim. Çok güzel. Ve Panayit İstirahati'nin orijinal ismi Gerasim İstirahati. Bir yaşıma daha girmiş bulunuyorum. Panayit İstirahati'nin annesini görüyorsunuz yukarıda. Panayit İstirahati'nin annesi kendisinin doğumundan önce ölen abisinin ismini Gerasim'e veriyor, Panayit'e. O nedenle kimlikte Gerasim yazıyor ama kendisini Panayit olarak adlandırıyorlar. İstirahati'yi de İstirahati yapıyor. Fransızca yazımı kolay olduğu için Baldovineş'te doğduğu evde, burada da sol tarafta da Panayit İstirahati'nin dayısını görüyoruz. Arkadaşlar yine aynı şekilde bakın Panayit İstirahati'nin orijinal kurşun kalemle yazılmış olan bir el yazısını görüyorsunuz. Ben romanların yazısını genelde okuyamıyorum. Buradakileri de tabii ki doğal olarak okuyamıyorum. Aynadan da benim yansımamı gördünüz. Şimdi burada Panayit İstirahati'nin o kitaplarda resimlerinde gözüken gözlüğünü görüyorsunuz. Burada da yazıları var. Bunların hepsi son karısından müzeye bağışlanmış eserler, yani daha doğrusu parçalar, eserler demeyelim. Bakın bu sigara tabakası,
Bu pipası, piposu, pipaneyi ve yine bir tabakası. Burada Panayit Strate ile ilgili basılmış olan özel baskılar var. Yani özel hatıra paraları, hatıra madalyaları ve aynı zamanda bakın pullarda ya da işte böyle baskılarda, kartpostallarda gördüğümüz resimleri var. Burada da yine bazı eşyalar var ama bu yazarın annesinden kendisine kalan tek parça olduğu için gözü gibi bakmış olduğu bir hatıra. Zoitsa'dan hatırası. Hatta şöyle biraz yakından çekmeye çalışayım. Evet arkadaşlar, burada da Panayit Strate'nin kişisel eşyalarının olduğu bölümü. Bakın Panayit Strate'nin çantası. Burada Panayit Strate öldüğünde Fransa'da bir gazetede çıkan orijinal gazetedeki haber. Panayit Strate'nin yatağı dediğim gibi. Burada bir tablo var, muhtemelen tablo olduğunu düşünüyorum. Panayit Strate'nin kütüphanesi. Burada görüyorsunuz Panayit Strate'nin hem okudukları var ve hem de yazdıkları var. Yine kendi kütüphanesinden çıkan. Bu yazı masası Panayit Strate'nin ve Panayit Strate biliyorsunuz Fransızcayı sadece ilkokul, yani 4 sınıf bitirmesine rağmen Fransızcayı öğreniyor ve yazılarını Fransızca yazıyor. Bakın Fransızcayı öğrendiği sözlükler de burada. Bunlar da orijinal sözlükler, ansiklopediler, hepsi burada. Burada yine annesiyle dayısı var. Ve bu Baldovin işte Panayit Strate'nin doğduğu ev. Ve az önce size bahsetmiştim. Az önce gördüğümüz o 1921'den kalma resimde gözüken Panayit Strate'nin şapkası, çantası ve çizmeleri. Yürümeye devam edelim. Burada da yine Panayit Strate'nin özel eşyaları var. Hepsi son eşinden buraya gelmiş. Burada Rusya'dan getirmiş olduğu bir semaver var. Burada çeşitli mutfak eşyaları, bardaklar ve bir büstü, saati, hepsi burada. Arkadaşlar, son zamanda yaşadığım en güzel gezi deneyimlerinden birisini yaşamış olabilirim. Altı üstü hepi topu gördüğüm sadece 3 oda. Ama gözümde canlanan Panayit Strate kitapları, oradaki karakterler, Panayit Strate'nin yaşadığını düşündüğüm acıları, o hayatı gözümün önünden böyle bir film şeridi gibi aktı geçti. Çok 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 güzel bir deneyimdi. Umarım bir gün yolunuz düşer Breyla'ya ve gelip bu güzel yeri gezersiniz. Ya da gelip sadece Breyla'yı gezersiniz. Breyla'nın içerisinde Panayit Strate'nin yaşadığı hayatı gözlemlemek istersiniz. Ve daha kolayı var. Umarım bir gün elinize bir Panayit Strate kitabı gelir ve bu muhteşem yazarla siz de tanışırsınız ve bu güzel dünyaya siz de dahil olursunuz. Evet arkadaşlar, çok bu video için çok çok bekledim. Çok güzel bir video olmasını çok istedim. İşte hava güzel olsun, evim güzel anlatayım, güzel şeyler olsun ama yağmur yağıyor, karanlık, değişik bir havada. Çok böyle Panayit Strate'nin kitaplarında gezdiği yerleri işte göstermek isterdim size ama muhtemelen gösteremeyeceğim. Ama benim için inanılmaz bir deneyim oluyor. Müthiş bir deneyim oluyor. Çünkü bu Grande Republika, yani Millet Bahçesi'nde her yerde bir Panayit Strate, her yerde bir işte heykeli, resmi, bir müze evi var. Yani benim için inanılmaz güzel bir deneyim oluyor. Umarım sonuçta güzel de bir video çıkar. Çıkmazsa da canımız sağ olsun. Benim tam istediğim, bu kanalı açtığımda hayalini kurduğum şey aslında. Bir yandan belki bazı insanlara bir şekilde dokunur bu el ama benim için bu kendi yolculuğumda güzel bir deneyim oluyor. Ne diyorsun kardeşim, ne anlatıyorsun diyebilirsiniz. Canınız da sağ olsun, ne diyeyim. Çünkü ben şu anda çok heyecanlıyım, çok güzel duygular içerisindeyim. Şu anda dediğim gibi Breyla'nın Millet Bahçesi'ndeyim ve
Bu bölümde genelde yaptığım gibi öncelikle bu yazar, yani Panayit İstirahati benim hayatımda nerede duruyor, bana neler sağladı, ne kattı ve biz bu yazarla nerede, nasıl tanıştık, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum size. Şimdi ben geçen yıl biz Edirne'deyken Nisan ayında 2022'de kitaba çok yakınken, yani böyle kitaba ulaşmam çok yakınken dedim ki kardeşim ya bu kadar okuyorsun madem, halbuki okuduğum ne kadar siz de biliyorsunuz. Madem bu kadar okuyorsun ama sen de hani yıllardır da Romanya'dasın, hiçbir roman yazar okumadın ya da roman yazar okumadın. Artık bir roman yazar bul kendine ve bir roman yazar okumaya başla. Ve bu sırada hemen Google roman yazarlar enter şeklinde yaptığım araştırmada karşıma çıkan Panayit İstirahati oldu. Ve Panayit İstirahati'nin kitaplarını araştırmaya başladım Edirne'de ve Edirne'de bir sahafa gittim. Bu sahafta Panayit İstirahati'nin kim olduğu ile ilgili hiçbir fikrim olmadan bulduğum 3 tane kitabını hemen aldım. Onlardan birisini de hemen okumaya başladım. Ve bu bulduğum 3 baskısı da Varlık Yayınları'ndan çıkan baskılarıydı. Okuduğum ilk kitabı da Perlmutter Ailesi'ydi Panayit İstirahati'nin. Perlmutter Ailesi, yani burada kitaplardan kısa kısa bahsedeceğim, çok uzun bahsetmeyeceğim. Perlmutter Ailesi'nde bir Yahudi ailenin Romanya'da yaşadığı acıklı olayları anlatıyor aslında. Yahudi ailelerin toplumdan uzaklaştırılmaya başlamasıyla beraber o ailenin içerisindeki 5 tane çocuğun yaşadıklarını görüyoruz. Köstence'de başlayıp Mısır'da biten çok acıklı bir hikaye Perlmutter Ailesi. Ve Perlmutter Ailesi'nde aynı zamanda Panayit İstirahati bir Musevi yazarın yardımını da alıyor bu kitabı yazarken. O nedeniyle çok etkileyici. Bu kitap okuduğum ilk kitabıydı. İkinci okuduğum kitabı ise Sokak Kızı. Şu anda Vakilando bastı tekrar Neren Sula olarak kitabı. Sokak Kızımızın adı. Aslında Neren Sula'nın hikayesi değil, bir tık Marco'nun hikayesi bunun içerisindeki, oradaki çocuğun hikayesi. İki tane genç delikanlının, aynı kıza aşık olan iki tane arkadaşın hikayesini anlatıyor. Aralarındaki o çekişmeleri anlatıyor. Ve bu da yine Braille'da başlayıp İstanbul'da biten bir hikaye anlattığı için beni çok etkiledi. Şimdi şeyi seviyorsanız, sürekli ana karakteri aynı olsun benim kitabımın ve bu ana karakteri üzerinde dönsün her hikaye, bir ana karakteri ben tanıyayım her zaman diyorsanız, yani Adrien var, Adrien Zografi var Panayit İstirahati'nin kitaplarının bazılarında. Okuduğum üçüncü kitap, şu anda elimde yok çünkü bir Kindle okuması, Panayit İstirahati'nin okuduğum üçüncü kitabı Kodin. Kodin'de de Panayit İstirahati'de çokça gördüğümüz bir şeyi görüyoruz ama bunu en sonunda özetlemek istiyorum Panayit İstirahati'yi. Kısaca suçlu, azılı suçlu bir adamla bir küçük çocuğun arkadaşlığı ve dostluğunu görüyoruz Kodin'de de. Çok güzel, çok etkileyici bir kitaptı. Kira Kiralina da aynı zamanda şimdi Netflix'te bir filmi var ama maalesef Romence ve Romence altyazılı. En azından Romence bilen izleyenler varsa onu da tavsiye ederim. Henüz ben izleyemedim filmi ama şöyle bir 10-15 dakikasına baktım çıkmadan. Dedim ki yani zamanım olmadı izleyecek ama en azından bir bakayım şöyle. Güzel bir filme benziyor. Kira Kiralina'da da annesi ve babası farklı dünyaların insanları olan, yani hayatına farklı bir şekilde devam etmek zorunda bırakılan bir çocuk var burada da. Bu anlatıcı üzerinden akıyor ama yine burada da Adrien var. Güzel bir kitaptı bu da. Benim bir sonraki okuduğum ve çokça da anlattığım, güzel överek anlattığım ve bence Panayit İstirahati'nin en iyi kitabı, benim bugüne kadar okuduğum en iyi kitabı, Baragan'ın Dikenleri. Müthiş bir Baragan metaforu, Baragan Ovası metaforu, dikenler, işte simgesel anlatım, her şeyle şahane bir kitap. Belki de benim bugüne kadar okuduğum en iyi kitaplar listesinde de muhakkak kendisine yer bulacak bir kitaptır Baragan'ın Dikenleri. Ve son olarak da çok güzel bir dostluk, bir arkadaşlık hikayesi olan Adrien ile Mihai'nin tanışması ve devam eden arkadaşlıklarını anlatan iki tane kitabını okuyup ben şimdilik Panayit İstirahati yolculuğuma son vermiş bulunuyorum. Birisi Mihai, diğeri de Akdeniz kitapları. Bu kitapta da dediğim gibi Panayit İstirahati'nin ya da Adrien'in, artık nasıl adlandırırsanız, arkadaşı Mihail ile tanışması ve başından geçen olayları anlattığı güzel romanlar diyorlar ama daha çok otobiyografik yazılar
diyebiliriz. Şimdi böyle güzel güzel anlattı kitaplarını. Panayit istirahati benim hayatımda tam olarak nerede duruyor? Öncelikle Panayit istirahati benim şu anda uzun süredir yaşadığım coğrafyayı anlattığı için ve o coğrafyanın içerisinde geçtiği için bu hikayeler beni çok etkiledi, Panayit istirahati. İkincisi, burada beraber yaşadığım insanların 100 yıl önce neler yaşadıklarını, nasıl hayatlar yaşadıklarını görmem açısından çok 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 değerliydi Panayit istirahati okumalarım benim için. Daha sonra Panayit istirahati kitaplarında sürekli bir mazlum hikayesi var ve bu mazlumun aslında bizim toplumda dışladığımız insanların, işte dilencilerin ya da işte bitli dediğimiz, suçlu dediğimiz insanların aslında arka planda neler yaşadıklarını, aslında ne kadar iyi insanlar olduklarını anlattığı hikayeler. Bu nedenle çok çok önemli benim için. Çok etkileyici hikayeler. Sevdiğim coğrafyalarda geçmesi kitapların beni çok etkiledi. İşte Anadolu var, Orta Doğu var, Balkanlar var. Sürekli bu coğrafyada gezen bir Panayit istirahati var. O nedenle de beni çok etkileyen bir yazar Panayit istirahati. Ve ben Panayit istirahati'yi tanıdığım için, Panayit istirahati'yi okuduğum için o kadar mutluyum ki herkes de okusun istiyorum. Tükürüyorum bir yandan da yani. O kadar çok herkes de okusun istiyorum. Ya Panayit istirahati muhakkak herkes okumalı. Herkes kendisinden muhakkak bir şeyler bulacak. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Siz de eğer herhangi bir yazarı sevdiğim yazarlar bölümünde paylaşmamı isterseniz yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve amcacığım yani video çekiyorduk böyle. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.